Herkese selamlar arkadaşlar. Terranil ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm kutupları oynamıştık. Bu bölümde yeni haritamız karasal haritaya geçtik. Bakalım şöyle okuyarak başlayalım. Kentsel bölgeleri doğayı yeniden kazandırmanın da kendine has eşsiz zorlukları vardır. Bitki yetiştirmek üzere okyanus tabanını kazarak toprakları genişletirken var olan betonları hesaba katıp bir çözüm bulman gerekecek. Eskiden şehir olan bölgeler son derece tehlikeli materyallerde barındırabiliyor. Peki, şimdi ilk baştaki şey hedefimiz sanırım okyanus tabanını kazmak değil mi? Bakalım. İlk olarak çimenlik yetiştireceğin toprakları oluşturmak için okyanus tabanını kazmaya başla. Kazma işlemi tamamlandıktan sonra tarak gemilerini geri dönüştür. Tamam, kazma işlemini tamamlayacağız ve tarak gemilerini geri dönüştüreceğiz. Tamam. Sonrasında suda oluşan derin çukurlara gelgit türbinleri yerleştirebilirsin. Peki. Bir şey yapacağız. Şu su altı tarak gemisi bakalım. Deniz tabanını kazıp yüzeye boşaltarak kara oluşturur. Monoray ağına bağlanabilir. Peki. Şimdi değişik bir harita var. Pek şeyimiz yok açıkçası. Her taraf deniz bakın. Kara yapmamız gerekecek anladığım kadarıyla ve derinliklerimiz var böyle. Tamam. Şöyle o zaman bir yerden başlıyorum ben. Şu taraftan bir başlangıç yapacağım ve bunları Monora'ya bağlamamız gerektiğini söylüyordu. Şöyle bağlayalım. Bakalım bir karalarımızı yapalım. Karaları bağlayalım. Tamam. Bir tane sanırım böyle yapıyoruz. Bir de bakın şurada neyimiz var? Jeolojik denge var. Jeolojik dengeyi de sanırım sıfıra getirmemiz gerekecek. Peki. Yaparak göreceğiz hep beraber. Bu şekilde bir mantığı var. Peki şöyle getirsek. Ve daha sonrasında şuraları da bir karaya çevirebilir miyiz? Yapabiliriz değil mi? Böyle bir batık şehire benziyor biraz etraf. Güzel. Bunun 3 kazısı varmış. Bakın 3 kazısı bitti. Kalan kazı 0 diyor. Başka bir tane daha yapacağız o halde. Bir tane de şu tarafa yapalım mı? Buraya bir yere. Nereye sıkıştırabilirim? Şuraya sıkıştırabilirim. Şuraları falan alalım bence diye düşünüyorum arkadaşlar. Birini böyle yaparız. Bir tanesini şöyle bakayım yapayım. Böylece buraları da alalım bakalım şöyle yavaştan. Ne kadar bir kare yapmam gerekiyor açıkçası bilmiyorum. Hani bayağı mı bir şey yapmak lazım? Yani açıkçası çok fazla denizim var. Ne kadarlık bir alanı kare yapmam gerektiğini çok bilmiyorum. Ve bu gemileri toplamam gerekecek. O yüzden açıkta kalması mantıklı gibi geliyor. Bir tane de buraya yapalım. Onu da şöyle buraya bağlayalım ve bu tarafa bağlayalım. Bunları topla demişti. Hatta şöyle bakayım toplayayım bir tanesini değil mi? Şöyle 250 bakın 250 alan toplayabiliyorum. Bunları da toplayacağız herhalde şu bina kalıntılarını. Evet bu şekilde bir mantığı var. Şuraları bir alalım bakalım. Bir kara yapalım buralara. Gayet güzel. Bu alanda bayağı büyük bir alan alabiliyorum. Çok ne kadar su varmış alanda da, değil mi? Bayağı bir su sağlıyor bana. Bir tane monorail bu tarafa koysak nasıl olur? Şurayı da alırız. Şöyle bir. Aa, bir dakika onu alırsam yalnız şu tarafı kapatabilirim. Bir dakika bir bakalım. Yani geri dönüştürebilir miyim acaba bunu? Yapıyormuş gerçi tamam. Tamam bunun işi bitti. Bunu geri dönüştürebiliriz artık. Buradan bir tane daha yapabiliyorum. Nereye yapalım? Şöyle şu alanı da kaplayalım mı? Bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Ortayı çok boş bıraktı. Çok derin bir yer oldu burası. Peki.
Bunu şimdi alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Bunu da çünkü işi bitti. 3 kazısını yaptı. Bir de şu arka tarafa da bir şeyler bence yapabiliriz. Bir tane de bu arkadaştan şurada bir yerde deneyelim. Bir tane böyle yapalım. Bir tane böyle yapalım. Bir tane de öyle koyalım. Bir bakalım hani olacak mı? Şimdi şu arka tarafı yapabiliriz diye düşünüyorum. Burayı alalım. Geniş bir arazimiz olsun. Yeşillik, çiçek, böcek yapabileceğimiz. Bunu da azaltmamız gerekiyordu biliyorsunuz. Bu tarafı da yapabiliriz. Peki bunu kaldıracağım zaman şöyle şuraya falan getirsem yeterliymiş. Güzel. O halde şurayı da yapabilirim diye düşünüyorum. Daha sonrasında... Aa, bir dakika, burayı çok kapattı. Bu binayı toplayamadım. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak o iş? Buradan toplayabiliyor muyum? Toplayabiliyorum. O zaman şöyle şu tarafı yapayım arkadaşlar. Bu gemiyi çünkü toplamam gerekecek. Şuradan şöyle. Benim bir tık daha kara yapmam gerekebilir. Emin değilim. Arka taraflara deneyelim mi? Şuralara falan da yaparız diye düşünüyorum bence. Ya da şu bölgeye falan mesela. Şöyle yapalım. Buraya monorail bağlayayım. Şu alana falan da bir kara getirelim. Güzel. Bunu nereden alabiliyorum? Sadece buradan mı geliyor? Arkadan da geliyormuş. Bu taraftan da geliyor. O zaman buraları falan kapatabilirim diye düşünüyorum. Şöyle kapatalım. Geliyor değil mi? Evet. Buradan geliyor. Güzel. Bir tane de şuraya da şöyle koyacağım. Biraz rastgele yapıyorum. Umarım doğru yapıyorumdur. Bilmiyorum, göreceğiz. Tamam. Şimdi birkaç yeşillendirirsek arkadaşlar iyi olabilir diye düşünüyorum. Gel git tribünü okyanus akıntılarını kullanarak enerji üretir. Derin okyanusa yerleştirilmelidir. Tamam. Bir tanesini buraya yapalım. Buradan bir enerji sağlayıp buraları bir yeşillendirebiliriz diye düşünüyorum. Artı 2 veriyor. Tamam, şurayı alalım. Şu alanı da alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle en geniş alabilirsek. Güzel. Peki. Burada iç yapabilir miyiz? Buralar bakın çok güzel temizleniyor. 18. 40. Çok güzel. Çok güzel bir temizlik yaptık orada. Bir tane de burayı yapalım mı? 10 veriyor. 10, 15 miydi o? 10, 15 şurayı veriyor. Güzel. Şu karaları da alacağız mecburen diye düşünüyorum. Buralarda bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Bir de şu alana da şöyle bir şey koyabilirim. Bir tane daha bundan bana gerekecek yalnız. Bunu da şöyle toplayabileceğim bir alan. Ha. Monorail. Şu arkaları falan almak istiyorum açıkçası. Çünkü şu dengeyi de azaltmamız gerekiyor bir yandan. Şöyle şuraları alayım ki buraları da yeşillendirebilirim daha sonrasında. Peki şu nerelere kuruluyordu? Bu da kısıtlı kuruluyormuş aslında. Peki bunu bu tarafa hiç kurabildiğim bir yer var mı? Yok, sadece derin okyanus diyor. Buraları falan yapabiliyorum. Ama o alana yapmıyormuş zaten. O halde o alanı biz kapatabiliriz diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Bu tarafa getiremiyorum hiçbir şekilde. Bunu azaltalım daha iyi. Tamam, bunun işi bir tane daha kaldı. Bu alanı kapatırsam bunu alamam.
Alabilir miyim? Alabiliyormuşum. Tamam. Alırız o halde. Şöyle alayım ben bunu. Tamam. Güzel. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şu alanları da almaya çalışayım ki buraları da bir yeşillik merkezi yaparız şimdi. Şöyle buraları komple alacağım. Yapsın bakayım. Heh. Güzel. Bu bize puan sağlıyor çünkü. Şöyle bakayım. 93'ler görüyorum. Tamam. Şöyle bir 93 alalım. Bu şekilde 75, 68. Dikey kaç alabiliyorum? 111 alabiliyorum. Dikey 111 alalım mı? 112 var. Tamam, şöyle alalım burayı da. Gayet güzel. Şuradan peki şuraya getirebiliyor muyum? Evet, bu alanı da şöyle alabiliriz. Bir tanesini şöyle yapmak istiyorum. Bir dakika, daha gidebiliyor muyum? Hayır. Bundan koyabiliyor muyum? Evet. Tamam, şu alanı da şöyle bir toparlayabilirsem bir kısım güzel olur diye düşünüyorum. Tamam, şöyle yapacağız. Burada da 37, 37'yi alalım. Şöyle şu arka adadan da biraz koparabilirsem güzel olacak. Tamam, bir tane de şuradan alalım. Böylece bir tane dikeylemesini şuraya getirebilirim. 82'ler var. 82'lerden fazla alabiliyor muyum? 72, 81. 80. Bence burayı bu şekilde alayım. Mantıklı olanı olabilir. Burayı da ayrıca alırız diye düşünüyorum. Şöyle mesela 100 veriyor. 100 alalım mı 100'ü? 105, 107, 108 var. Tamam, şuraya 108 de alırız. Güzel. Bize bir jeolojik şey geri daha lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu nereye koyabilirim peki? Koyabileceğim bir yer kaldı mı? Bir tane de burada yapabiliyorum. Bunu en yakın nereden alabiliyorum? Bunu en yakın buralardan alabiliyorum. Peki bunu şöyle burayı yaptığım zaman alabiliyor muyum? Yaptım diyelim. Yapsın bakayım. Toparlayabilecek bir kıvama gelebiliyor muyum burayı? Tamam. Bunu bu şekilde alabiliyormuşum. Bir monorail hattı da şu tarafa doğru çeksek mi? Şurayı da belki alırız. Şöyle. Ha, bakın burayı da alabiliyormuşum. Tamam, burası pek ihtiyacım yok zaten buraya. Burası gitsin. Güzel. Bu tarafı da şöyle alabilirim. Daha sonrasında bunu kaldırabiliriz. Bir tane daha yapsam o şeyden güzel olabilir arkadaşlar ya. Bu tarafa yapıp şu arka tarafı falan kapatabilirim diye düşünüyorum. Ya da şu arka tarafa yapabiliyor muydum? Hayır. Buraya ihtiyaç olur mu acaba? Buralarda karalar falan çok var. Şuraya bir tane şundan koymak istiyorum. Bunu da mümkünse bir monorail ağına bağlayalım. Bu tarafa da bir elektrik çekelim mi? Çekelim. Daha sonrasında bakayım nereleri kapatabiliyorum. Burayı alabiliyorum. Bunu peki buradan bir yerden toplayabiliyor muyum? Buradan toplayamıyorum. Bakın gitmiyor. Şu sağ taraftan toplayabilir miyim ki? Burayı yaparsa. Tamam, bu şekilde toplayabiliyorum. O halde bu tarafa da bir monorayı çekip buradan da bir kara almaya çalışacağız. Tamam.
Bir tane buradan da kar alalım. %10. Hadi bunu tamamlayacağım gibi geliyor açıkçası. Başka alabileceğim bir yer varsa açıkçası. Şuraya bir bağlasak acaba nasıl bir yerleri alabilirim? Burayı da alabiliyorum. Alalım mı? %6. Burasının işi bitti. Bunu toplayacağız. Şuraları falan alabiliyormuşum. Bakın güzel. Buralardan biraz puan kasalım arkadaşlar. Şöyle. Gayet hoş. Şu alanda alabiliriz. Yalnız benim bir tane daha bundan bir yere yapabiliyor olmam lazım ki monorayı falan bağlayabileyim. Bunu buraya yapsak. Şunu şöyle bir monorayı ağına bağlamak istiyorum arkadaşlar. Bence şu arka tarafı da biz alacağız gibi. Şu zımbırtıyı düşürmem gerekiyor benim. %2. Bir tane daha yapabilirsek sanırım yapacağız. Burası işimize yarar gibi diye düşünüyorum. Yapsın bakayım. Evet, %0 gayet güzel. Daha sonrasında da şunu toplayacağız. Bir dakika, %0 olduk. Bir tık %0'ı geçmem mi gerekiyordu? Bir dakika, toplamasın o zaman. Bir dakika, şöyle yapacağız. Tamam, sanırım şimdi olacak. Şu elektrik binasını almak istemiyorum. Şöyle toplasak yeterli herhalde. Şunu bitirdim. Başka bir şey olmuyor mu? Bu mudur? Ha, şurayı bitirmem gerekiyor herhalde. Tamam. Yavaş yavaş bakalım, yapacağız orayı da. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir yeşillik alabilirim diye düşünüyorum bu taraflardan. Şöyle dikey olarak alalım bence. 115'ler var. Tamam, şöyle bir alalım burayı. Bu taraftan buradan alabiliriz. 68. Şöyle 68'i alalım. Şu alanı da alalım. 94, 105. Tamam, çok güzel. Bu taraftan hiç alabilir miyim? Nerelere gidiyor? Şuraya gidiyor. Aslında şurayı falan açabilirim. Bu alanımda güzel gibi duruyor. 30'lar görüyorum. 48, 53. 53'ten fazla var mı? Yok. 54 var. Tamam. Şöyle 54 de alalım. Başka nerelere koyabiliriz bunlardan acaba? Çok da her yere de ilerlemiyor bakın. Hani bir tık bence zor bir harita bu. Bana kalırsa. 30'lar vardı şurada bir yerde. Burası 30. Dikey falan yapsak. Yatayda kaç alıyoruz? Bu şekilde. Sanırım az önceki 30'u alacağız değil mi? Şuradaki, evet, bu şekilde. Burada da bir şeyler bakalım yapalım. Mecbur buralara puanımız biraz gidecek arkadaşlar. Bu tarafa da elektrik verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz, güzel. Bu alanı da şey yapabilirim. Böylelikle. Bir temizliğini bakın. 18'de burayı temizleyebiliyorum. Çok güzel.
15 ara burayı temizleyebiliyorum. Bu da gayet güzel. Hatta ve hatta burayı da şimdi yeşillendireceğiz. 59, 58, 59 güzel. Şurayı da alalım. Bence birazdan halledeceğiz gibi duruyor. 79, 80. Başka var mıydı daha yüksek bir şey? Tamam, 80'de sanırım %100 yapıyorum. Evet, güzel. İkinci kitaba geçtik. Kazı işlemi zemini dengesizleştirmiş olabilir. Yine de kapalı lagünler ile gökdelen iskeletlerinden bambu koruları oluşturarak biyoçeşitliliği arttır. Betonları yıkmak için yeni yetiştirilen yaprağını döken ormanların köklerini kullan. Kapalı lagünler ile gökdelen iskeletlerinden bambu. Kapalı lagün. İki. İkinci aşamaya geçtik. Kapalı lagün. Lagün oluşturarak bir okyanusu temizler. Bunu da alamıyorum. 50 yaprak. 50 yani şey gerekiyormuş. Sıcak şey. Sıcaklığın artması gerekiyor. Bunları nerelere yapabiliyorum? Bu alanlara orman koyabiliyorum. Güzel. Şöyle ormanlarımdan yapayım. Bir sallanıyorum ya. Niye böyle bir harita sallanıyor? Ha, bak şeye düştük. Jeolojik denge cortladı. Bir şey geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ha? Bu nedir? Radyoaktiflik. Radyoaktif haritaya radyoaktiflik geldi. Gün odası. Radyasyonu sönümlemek için güne bakan kullanır. Radyoaktif atık deposunu etkisiz hale getirmek için üzerine inşa et. Neyin üstüne inşa ediyorum? Şöyle bir şunların üstüne inşa edebiliyormuşum. Ve biraz nemi arttırmamız gerekiyormuş. Bunlar da radyasyon temizleyici. Bunları nereye kurabiliyorum? Bu alana yapabiliyorum mesela. Anladım. Yapayım birkaç tane. Tarafa hiç getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. Şöyle bir radyasyon temizleyelim birazcık buralarda. Şunu kurmam gerekiyor yalnız arkadaşlar. Bunu nasıl kuracağız? Elektrik direği. Bu tarafı da temizleyebiliyorum. Burası burayı alıyor. Buradan hiç alabiliyor muyum? Bu bölgenin radyasyonunu şöyle temizleyebiliyor. Bir değişik bir şey bilmiyorum. Güne bakan yapmam lazım. Güne bakan nasıl yapacağız? Nemi arttırmam gerekecek. Evet, bakın bir sürü de bir şey geldi. Arttırayım mı şu güne bakanın şeyini sıcaklığını sağlamamız gerekiyor. Çünkü nemi arttırmam gerekecek illa. 6 buradan alabiliyorum. 3 buradan veriyor. Başka? 1 buradan. Kaç istiyor güne bakan peki? Birazcık daha istiyor gibi. Peki. Şu tarafa bir kaya oluşturup aslında yapabilirim. 11 buradan alabiliyorum. Güzel. Güne bakan şeyi açıldı mı? Bir tık daha lazım bize. 3. Başka hiçbir alandan alabiliyor muyum? 2 de burası veriyor.
3'ü alalım mı? Şimdi de bakayım. Tam sınırda ya. Bir, iki. Hadi iki daha alalım. Taşlar da yosun. Evet, bir şeyler yaptık ama şunları radyasyon düşürmem gerekiyor tabii arkadaşlar. Radyasyonu düşürmemiz lazım. Nasıl yapacağız onu peki. Şimdi bunlar sadece kayalara koyabiliyorum ve elektrik ihtiyacı oluyor. Elektrik nerelere çekebiliyorum? Mesela elektrik bu tarafa çekip de bir koyup konumlandırabilir miyim? Bu alanı zaten almışım. Elektrik başka hangi alana? Buradan karşıya elektriği hoplatabiliyor muyuz? Şöyle buradan karşıya getirebiliyor muyum ki? Burayı temizliyor. Bunun da menzili çok kısa açıkçası. Şu binaların üstüne sadece getirtebiliyorum elektriği anladığım kadarıyla. Buradan bir dakika şuradan şuraya getirebilir miyim? Getirebiliyorum. Buradan buraya getirebiliyorum. Şöyle bir elektrik çekebiliyorum. Böylelikle buranın da radyasyonunu bir tık alabiliyorum. Gayet güzel. Peki kaya yapsam kayalaştırıcı şu kayalaştırıcılardan şey yapabilir miyiz? Elektrik, su, bir şeye doğalgaz çekebilir miyim? Hayır. Nasıl yapacağız? Böyle yapalım. Az önce orayı yaptım gibi ama. Peki bunu buraya getirebiliyor muyum? Buradan buraya bağlayabiliyor muyum? Güzel. Daha sonrasında şu alanda kurtarabiliyorum. Güzel. Böyle bir tık bir tık ilerleyebilir miyim ki acaba? Bakayım. Elektrik. Bir dakika. Elektrik buradan. Buradan şuraya. Buradan da şöyle. Hadi kanki yaparsın sen. Yaparsın. Vallahi yaparsın ya. Bak nasıl yaptım. Radyasyonu aldım. Jilet gibi koydum oraya. Çok güzel. Şimdi buranın radyasyonunu aldım. Fakat burayı yapamıyorum. Şuraya da aynı şeyi mantığı yapmamız lazım arkadaşlar. Burayı toparladım. Güzel. Nasıl yaptık bilmiyorum ama. Bunlar toparladı. Hatta bir tane daha şöyle koyabilirim. Fakat gerek var mı? Puanım gider mi? Bir dakika şimdi şurayla ilgilenelim bir. Buralarda nereye getirebiliyorum? Şu alanın radyoaktivitesi temizlenmiş. Buradan elektrik getirebiliyorum. Yanında yakında hiç bina var mı? Yok. Bunu buraya getirsem yakında hiçbir bina kayalık olmadığı için yapamayacak. Şu kaya şeyi vardı. Bunu şuraya koysam bir şey deneyeceğim. Böyle yapacağım buraya. Daha sonrasında şuraya bir elektrik getireceğim. Böylece buranın da radyasyonunu şöyle bu elektrik getirirse bundan alacağım. Daha sonrasında da şunu bunun tepesine konduracağım. Bence bu da burayı şeyini alacaktır radyasyonunu. Güzel. Peki bundan başka ne tarafta var? Şurada var. Aynı mantığı arkadaşlar. Bu tarafa da yapacağız. Şimdi kaya. Kaya buradan getirebiliyorum. Güzel. Elektrik. Elektrik şu alana getirebiliyorum. Bu temizlik. Bir dakika. Temizlik. Şurayı temizleyeceğiz. Daha sonrasında şurayı patlatacağız. Bir dakika. Sonrasında bir
kaya yeri getireceğiz. Şöyle. Sonrasında şurayı temizleyeceğiz. Tepesine de bundan koyacağız. Değil mi? Temizledin mi orayı? Ah şükür. Biraz zor oldu ama yaptım diye düşünüyorum. Biraz uğraştırdı arkadaşlar beni. Ne diyeyim yani. Radyasyon düşük. Peki radyasyon bir daha bizi rahatsız edecek mi? Hayır. Çok güzel. Şimdi şu lagünlere falan ve yaprağını döken ormanlara şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir kitabıma bakayım mı? Ne yapmam gerekiyordu? Bir bana yol göstersin. Bir yoldaş olur musun? Neredeydi? Karasal bölgeler. Karasal. Kapalı lagünlerle gökdelen iskeletine bambu oluşturmak, bir önce beton üretmek için falan filan. Tamam, bir dakika, şimdi lagün açılmıyor daha. Lagün için sıcaklığı arttırmamız gerekecek. Bambu çiftlikleri kurmuştuk. Hatta onu tamamladık zaten. Sera. Sera yapmam gerekecek. Mesela buralara şöyle seralar falan getireceğiz. Ay ne kadar güzel renkleri değil mi? Böyle yakından bakmayı özlemişiz. Şuralara bir seramera yapalım. Çok güzel. Şimdi bir tık arkadaşlar sıcaklığı artırmamız gerekiyor. Haydi bakalım sıcaklık işine giriyoruz. Sıcaklığı arttıralım. Nerelerden arttırabiliyorum? Şöyle 3 veriyor, 4 veriyor. Ateş böcekleri geldi. Bize kaç derece sıcaklık lazım? Mesela yağmurlar için 25 derece. O zaman büyük alanları kollayacağız, değil mi? 2 buradan alabiliyorum. 1 buradan alabiliyorum. 3 buradan alabiliyorum. 4 alabiliyorum. Evet, böylece de bunları yapabiliyorum. Fakat bunları nereye yapabiliyorum? Güzel soru. 85. Böyle bir yerden bunu alabiliyormuşuz. Bayağı doldurduk. Ne böyle bir lagün? Küçük bir gölet yaptı. Bayağı da tatlı değil mi? Bakar mısın Nilüferli falan? Bence güzel duruyor. Buralara falan koyabiliyor muyum? Buralar büyük diyor. Şuraya. Taraflara. 30. Şöyle buraları falan yapıyor. Yapayım mı şuraları şöyle? Birkaç tane. Aslında bir tık büyük bir alana yapsak daha güzel olabilirmiş diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapsak. Şuraya bir kayalaştırıcı getirsem. Oraya peki lagün yapabiliyor muyum? Hayır, yapmıyor. Şuralara falan yapabiliyorum sadece. Küçük küçük. Bir tane de bu alana yapabiliyorum. Çok az dolduruyor ya. Niye böyle? Bir dakika, o minik minik alanlardansa önce şunlara bir odaklanalım. Değil mi? Aa, şöyle bir şey yapabilirim. Bir dakika. Şöyle kazabilirim. Kazarak alanı genişletebiliriz. Değil mi? Mesela böyle küçük bir suyun olduğu alanı patlatırsak bence güzel bir yer oluşturabiliriz. Şurayı yapayım mı? Bir deneyelim mi? Evet, bakın buradan daha büyük bir bonus alabiliyorum. Şöyle alalım. Bir tane daha patlatsam. Bir tane daha patlatsak ne kadar alabiliyoruz? Artıyor mu? Alabiliyor muyum? Alamıyor muyum? Onu görmek istiyorum. 44. Bir tane daha patlatalım o halde. Çok büyük uyarısı vereseye kadar yapalım. 71. Güzel. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. ...98. Tamam, bir tane daha yapsam o zaman bu işi çözüyorum ben. Değil mi? Bir dakika. Bir arazi daha patlatsam şuradan.
Çözeceğim bu işi. Tamam. Ah be, azıcık daha lazım. Neyse şurayı bir alayım ben de. Şöyle bir yeşertelim burayı. Bence güzel oldu. Nemi ve şeyi arttırmam gerekiyor. Sıcaklığı. Sıcaklığı bir tık arttıralım. 3 derece, 4 derece. Tamam, şunu arttırırsak göç kuşları. Ha, kuşlarımız gelecek şimdi. Özledik kuşları. Bir bakalım mı kuşlara? Kuşları özledik vallahi, değil mi? Haritamızda kuşlarımız bayağıdır yoktu. Peki. Bitki örtüsü artışı. Nem ve sıcaklık 20 derece üstünde. Tamam, bir sıcaklık daha arttıracağız. Arttırabileceğim yerler 4 derece artıyor. Güzel, 21. Bunu yakaladık. Sıcaklıkla işimiz 25'e kadar var. Peki. 4 derecede buradan 25 yakalayabiliyorum. Şöyle 5'i geçen bir yer var mı acaba? 0, 0. 1 derece. 3 derece var. Sanırım şuradaki 5'i alalım arkadaşlar. Biz hiç kasmayalım. Buradan 5'i alalım. Aa, bir de bakın, yaprağını döken ormanda yapmamız gerekecek. Bunun dengesini biraz bozduk. Biraz benim yeşillendirme yapmam gerekiyor buralara falan. Sen toksin arındırıcı koyalım mı? Şurayı şöyle yeşillendiririz. Ya da bir dakika, yağmur mağmur başlatınca zaten o şey gelecek, değil mi? Her taraf yeşillenecek, o zaman yaparız. Şu şeyi koyarız. Serayı koyarız. Hedefimiz şunları almak olsun öncelikle. Bir lagün daha yapabilirsem. Şurayı dolduruyor muyum? Tamam, burayı hallettim. Güzel. Nemi arttıracağız şimdi arkadaşlar. Hemen yapalım. Nemimizi de arttıralım. Şu nemi arttırıyordu. Nem kaçta? Şu an 50'de. 6 ile şurayı alalım. 13'te de burayı alalım. İsmi de güzel. Bulut tohumlayıcı. 3.72. Hadi bakayım, başka bir yerde var mı ya kanki? Nerelere koyabiliyorum? Bir kayalaştırıcı falan yapsak buraya da getirsek. Nem için. Çünkü bunlar kaya istiyor diye biliyorum. Şunu alacağız. Şurayı hiç alamıyorum çünkü bu tarafta hiç kaya yeri yok. Bir tane kayalaştırıcı bir şeyci yapacağız buralara. Şöyle yapalım ki buranın nemini alabilelim. Değil mi? Alabiliyor muyum? Aa, hayır. Elektrik ve kaya. Nereden nem alabiliriz? Bu nemde hiç sıkıntıya düşeceğimi düşünmüyordum. Bir şey koyabileceğim yer de kalmadı hiç. Aha, buldum. 83, hadi. Ormanların içinde falan göremiyorsam bakalım yakından. Az önce bir tane denk getirdik, öyle güzel oldu. Bir tane daha denk getirebilsek aslında çok güzel olacak. Peki, bir kayalaştırıcı ile denemek istiyorum arkadaşlar. En azından şu arka tarafta falan alabilir miyim ki? Yani koyarak bakacağım. Hiç yapamıyorum buralarda.
Başka bir yere kayalaştırıcı denesek. Şurada deneyebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Şu lagünlerden hiç alamıyorum. Biraz suyu artırmam gerekebilir diye düşünüyorum. Şurayı kazalım o halde. Bakayım şu kaya şeyinden alacağız. Hadi be, bir tane alsa güzel olacak da alamıyorum. Bir tanecik nem yeri lazım ya. Bir tane. Bir tane koyabileceğim bir yer varsa bana. Evet diyeceğim, yapabiliyorum. Bir tane yer arıyorum gerçekten kendime. Şu tarafı kullanabilir miyiz? Hiçbir yer yok gerçekten arkadaşlar. Çok üzüldüm. Bir tek o şeyimiz, sıkıntımız kaldı. Ya şöyle %6'lık bir yer bulabilsem yapacağım da. Şurayı deneyelim. Bir tanecik yok ya, bir tanecik. Bu tarafa yapmak istiyorum bir tane, yine şeyci, toksin temizleyici. Belki bunları yaparsam getirebilirim diye düşünüyorum ama. Bakayım. Ah, yağmurlar başlıyor, alabildim. Ama işte bitki örtüsü artışı %90 nemde çıkıyor. Nemi bitki örtüsünden falan mı aldık, ne yaptık bilmiyorum. Bir yağmur başlasın, ona göre bakalım. Hani buralar belki yeşillenmeye başlayınca nemi arttırmış olabiliriz diye düşünüyorum. Yağmur biraz nem yapar mı? Etraf yeşillenince. Çok aradım o şeyi ama bir türlü bulamadım.
Bekliyorum yağmasını. Bu arada şu şeyi yapalım. Yaprağını döken ormandan koyalım. Bu da sıcaklığı düşürmemi istiyor. Aa, böyle mi yapıyoruz? Sıcaklığı böyle mi düşüreceğiz? Tamam, bunu yaptık. Güzel kanki, ama şey yapamadım hala. O şeyi, ormanı. Son adımda şehri geniş dönüştürmeyi tamamlaman, hayvanları yeniden doğaya kazandırman ve binip gidebileceğin yıldızlar arası roketi inşa etmen gerekiyor. Gezegenin her yerinden tohumlar toplamak için uydu taramalarını kullan ve tohumları roketinin deposunda sakla. Son olarak bu rehberi kokpite yerleştir ve yenilenmiş dünyayı arkanda bırak. Bir dakika, şu arkadaşlar, şu hedefi bir yapmak istiyorum. Bunlar tabii ki şeyde olacak. Yeni bölümde yapmak istiyorum onları. Fakat dediğim gibi şu nemi bir türlü alamadım hiçbir yerden. Hiçbir şekilde bana nem sağlamıyor. Yani her yere denedim. Bütün bu buraları açmayı denedim hatta. Ama bir türlü dediğim gibi şey alamadım, nem. Koyabileceğim, bakın, hiçbir yer çıkmıyor. Normalde bunları bunun üstüne falan koyabiliyorduk, biliyorsunuz. Hani bu kayalarda yosun olduğu için mi olmuyor acaba? Mevzu çok ilginç. Peki. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bölümü burada sonlandırıyorum. O şeyi ben bir bölüm arasında deneyeyim. Zaten bir sonraki süreçte de toplanacağız. Hani şuradaki görevlerimizi yapacağız. Bu şekilde seriyi sonlandırırız diye düşünüyorum. Peki, buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayın. Kanalı takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.